sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz IT Manager Barış Ak. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba, bize kendinizden bahseder misiniz? Uludağ Üniversitesi elektronik bölümü mezunuyum. Bu zamandan sonra elektronik üzerine, bilgi işlem üzerine, teknik işler üzerine birçok deneyimim oldu. Burada başlamak gerekirse elektronik cihazların üretiminden, yapılmasından, tasarlanmasından başlayarak yapılıp işte firmalara sunulmasına, satış sonrası destek, hatta destek verecek personellerin eğitimine kadar birçok safhalarda bulundum. Farklı firmalarda dediğim gibi işte teknik konularda hizmetler verdim. Orada da yine teknik sorumlu olarak da bulundum. Derken zaman ve firma değişiklikleri, kendimizde geliştirme çabaları doğrultusunda biraz biz de perspektifimizi geliştirmeye çalıştık. Burada teknik taraftan ziyade işte yazılım destek, son kullanıcı bilgi işlem, help desk tarafı, sistem tarafı bu şekilde devam ederek kendimizi geliştirdik. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Bu sektöre ilginiz nasıl başladı? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Küçüklüğümden beri, ta 2-3 yaşlarından beri işte oyuncakları söküp takma, merak etme bir içgüdüsü vardı kendimde. Bu vesileyle hep bir arızalama bir şey olsun, bozuk bir şey olsun, onu nasıl yaparım, nasıl tamir ederim, nasıl düzeltirim, nasıl işe yarar hale getiririm. Bu hep içimde vardı. Ondan sonraki hayatımda da bu böyle artarak devam etti. Ve bugün dönüp geriye baktığımda insanları mutlu etmek, o yaşadıkları sorunu, yapamadıkları bir işi onlara yardımcı olup çözümledikten sonra gözlerindeki o parlama beni çok mutlu ettiğini gördüm ve bu şekilde hala devam etmeye çalışıyoruz. Ne güzel. Verdiğiniz hizmetlerden, çalışma alanlarınızdan bahseder misiniz? Şu an olarak bilgi teknolojileri yöneticisi olarak bir grup şirkette bulunuyorum. Esmen Grup şirketleri. Kendi bünyesinde 5 şirket daha var altında. Burada komple bütün yapıyı tek başıma sürdürebilirliğini sağlamaya çalışıyoruz. Bunun yanında işte kullanıcılar yaşadıkları sorunlar, bilgisayarlar, network'tür, işte santraldir, kablolu kablosuz ağlar, mail yapıları, işte web siteleri, alan adları, yani aklınıza gelebilecek bir şirketin tüm alanlarında tek başıma yardımcı olmaya çalışıyorum kendilerine. Bu şekilde devam ediyoruz. Ne güzel. Çağımızın mesleği çok evet, önemli gerçekten. Evet. Peki en önemli özellikleriniz nelerdir? Aşırı detaycıyım. Yani örneğin bir şeye yani 10 kişi bakar ama belki bir kişi görebilir o farkı. O özelliğim beni diğer kişilerden ayırt edebiliyor. Bir de hani bu bitti değil. Onu ben kabul etmiyorum. Hani gerçekten onun devam edilebilir bir durumu var mı? Onu nasıl kazanabiliriz? Hani bitti deyip kenara koymak en kolayı. Tabii. Ben bunu tercih etmiyorum. Artı balık tutmayı öğretmeyi çok seviyorum. Tabii ki. Yani çok önemli. Biz gidip müdahale ettikten sonra yarın o kişi o sorunu tekrar yaşayabiliyor. Ve bunu nasıl kendisi de bununla başa çıkabileceğini, artı kendisini de geliştirebileceğini öğretmek beni en mutlu eden şey. Ne güzel. Geleceğe dair vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? Geleceğe dair işte teknoloji biliyorsunuz takip etmemiz gerekiyor. Etmediğimiz zaman oyundan düşebiliriz. Kesinlikle eleniyoruz. Evet. O yüzden biz de yakından takip ederek şirketimizle birlikte daha dijitalleşme yönünde çalışmalarımız olacaktır. Yönetimimizle de görüşerek şu an yarı dijital diyebilirim yapı ama daha iyi yerlere getireceğiz. Tabii şartlar, süreç, buna alışma dönemi hepsini göz önünde bulundurarak
Belki daha sonrasında da kısmet olursa yapay zeka tarafına da gidilebilir diye düşünüyorum. Yapay zeka da artık hayatımıza girdi. Bütün firmalar da faydalanıyor. Bayağı kolaylık oluyor, evet. Yönetimi ikna etmek, değil mi? Evet. Bunları tamamen entegre etmek son derece önemli bütün firmalar için. Tamamen yönetim, dijitalleşti çünkü her şey. Evet. Yönetimimiz de tabii ki anlayış gösterir bu konularda. Hı-hı. Ama yatırımlar ona göre yapılmalı. Tabii. Önemli olan doğru zamanda doğru hamleyi yapabilmek. Hı-hı. Onları da ikna etmek. Kesinlikle. Kimler bu işi yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Tavsiyeleriniz nelerdir? Yani benim kendimden de gelen, gördüğüm tecrübelerle, tamam hani belki IT tarafını, işte bilgi işlem, helpdesk gibi durumları, program vesaire uğraşan kişiler, işte bilgisayar programcılığı olabilir. Donanımla haşır neşir olabiliyor olması lazım diye düşünüyorum. Çünkü örnek veriyorum, bir cihaza işte yazılım kuruyorsunuz ama o onu her zaman algılayamayabiliyor. Farklı sorunlar olabiliyor. Örnek veriyorum işte bir kapataç kendine gelsin denebiliyor bazı durumlarda. İşte onu neden kapatıp açıyoruz? Onu bilebilmek, onun içinden gelebilmek gerekiyor. Bu işte bahsettiğim diğer kişilerle fark olan durum oluyor. Onun nedenini bildiğiniz zaman, onun nereden neden geldiğini bildiğiniz zaman bu sizi ayırt eden bir özellik oluyor. Evet, bir sorgulamak değil evet, mi? Evet. Tamamen kaynağını öğrenmek evet. En doğrusu. Harika bir tavsiyeydi. Sizinle sohbet çok güzeldi. Teşekkür ederim. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Hayatımız her gün zorlaşarak da bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Burada önemli olan zor şartlarda olsa kendimizi bulunduğumuz ortama adapte edip daha iyi ne yapabiliriz diye düşünmek olduğunu düşünüyorum. Ne güzel. Programımızın sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz IT Manager Barış Aktı. Katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için teşekkürler ve başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Biz de çok mersi. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.